İyi günler Aktif TV izleyicileri. Bir kez daha sizlerin karşınızda olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bizleri evinize misafir ettiğiniz için canı gönülden hepinize saygılar, sevgiler, teşekkürler diyoruz. Başarılı Hikayelerinin bu haftaki konuğu değerli kardeşim Halis Kökten. Halkın adamı, siyasi adam, halkın içinden çıkma ve onlarla omuz omuza yıllarca mücadele vermiş bir kardeşim. Değerli kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şeref verdin programımıza. Uzun zamandır hep istişare ediyorduk. Yapalım bir program birlikte falan diye ama nasıl senin yeni hayatın, iş hayatın İstanbul'da olduğundan dolayı bir türlü nasip olmadı. Bugüne kısmet, nasipmiş. Kısmet. Buradan da aslında doğrusunu söyleyelim. Bugün bir siyasi kardeşimiz reklamda da sosyal medyada bildirdiğimiz gibi İbrahim Dönmez olacaktı aslında. İbrahim Dönmez'e buradan sağlıklar diliyoruz. Allah şifa versin. Kendisi biraz rahatsızlığı varmış. Katılamadı. Biz de Halis kardeşimizle yerini doldurduk. Başka bir zamana inşallah diyoruz. Bir de bir şey demeden onu da tamamlayayım da değerli kardeşim buyurun. Hemen sana söz vereceğim. Özür diliyorum. Canım daha sağ önceden iş adamlı arkadaşlarımız bizden randevu istediler. Biz verdik. Ve onların bu randevusuna ve buradaki programa katılmaya istinaden mesajla görüştükten sonra, randevulaştıktan sonra, cumartesi veya pazar saat belirlemesi yapıldıktan sonra telefonlar kapandı. Ve biz burada bu yayın ekibimiz cumartesi pazar aslında çalışmıyorlar. Bizim hatırımıza istinaden buraya geldikleri halde kendileri bir nezaketen de olsa özür dahi dilemediler. İnşallah kapılarında 50-100 tırları olan büyük, kendilerini büyük gören o arkadaşlar nezaketen de olsa benden değil ama buradaki görevli arkadaşlara gelip bir özür dilerse kendilerini adam yerine koyarız inşallah. Yayınımıza Halis kardeşimin, evet Belçika herkes tanıyor ama biz artık Belçika'nın televizyonu değil Avrupa'nın televizyonuyuz Halis kardeşim. İzleyicimiz gitgide çok daha yüksek tiraja çıkıyor, şükürler olsun. Halis Kökten'i bir anlatalım abi, sizi tanıyalım. Teşekkür ederim Yavuz Bey. İlk önce ben de canı gönülden teşekkür ve tebrik edeyim sizlere. Gerçekten Avrupa Türklerinin 50 yıllık bir serüveninde medya konusunda bir öncü olmanız, özellikle Belçika'daki Türklerin böyle sesi olmanız, görsel medyada çok önemli bir durum. Tabii her başlangıcın bir belli tecrübesizliği veya acemiliği oluyor. Bu sizden de kaynaklanabilir veya toplumda da kaynaklanabilir. Az önce yaptığınız sitem gibi iş adamları söz verip gelmedikleri falan. Bunlar işin ne kadar ciddiyete alındığını gösteriyor. Evet. Ama ben şunu biliyorum, Aktif TV olarak personeli de yakından tanıdığım için bu işi çok profesyonel bir şekilde yürütüyorsunuz. Elhamdülillah. Kalifiye elemanlarınız var çünkü ben ister istemez takip ediyorum sizleri. Türkiye'den olsun, buradan olsun. Takdire şayan bir durumunuz var. Elhamdülillah. Elbette bu daha çok ileri gideceğine inanıyorum. Daha güzelleşeceğine inanıyorum. Daha güçlü olacağınıza inanıyorum. Bir toplumun sesi ne kadar gür çıkarsa gücü o kadar yansıdığına inanıyorum. Ve bunu her platformda da aynı kafayla ben düşünüyorum. Bu ister ekonomi, yani iş adamlarımız olsun, iş adamları toplayan kuruluşlar olsun, resmi erbab olsun, işte resmi mekanizma olsun, siyasi platformdaki bulunan arkadaşlarımızın tecrübeleri veyahut da birikintilerinin durumu olsun ve basın. Ben her zaman basını ikinci güç olarak söylüyorum. Kesinlikle. Siyasi basın, ondan sonra ekonomi diyorum çünkü ekonomi de basın yönlendiriyor. Halkın sesi olması. Yani Türkiye'deki veyahut da dünyadaki yaşadığımız algılama operasyonları basının ne kadar etkili olduğunu çok iyi biliyoruz. Aynen. Onun için de ben sizi algıdan müstesna görüyorum ve ciddi bir şekilde sosyal alanda toplumsal meselelere hakim olduğunuz gerçekten takdire şayan. Bunu ibretle ben takip ediyorum ve elimizden geldiği kadar da destek vermeye de her zaman hazırız. Sağ olun. Halis Kökten dediniz, evet. Evet. Yani ben genelde nacizane kendimi övmeyi sevmem. Biliyoruz. Çok natürel mütevazı bir natürel halde. Evet. Halis Kökten topluma mal olmuş bir arkadaş, evet, diyeyim ben. Yaklaşık 30 yılını
İlk etaplarda sosyal işte kurumlarda, sivil toplum kuruluşla beraber Belçika'da Türklerin belli bir seviyeye gelmesi için mücadele eden bir arkadaşınız. Ondan sonra 2000 yılında ilk kez parantez işi 98 seçimler oldu biliyorsunuz Belçika evet. İslam Temsil Kurumu. Oraya seçildim. Evet. Yaklaşık o zaman 500.000 Müslüman vardı. Bu Müslümanların dosyalarının takip edişini İslam Temsil Kurumu'nda 5 yıl görevde bulundum. 68'lik bir meclis sandalyesi var idi. 17 Türk'üydü. 17 Türk'ünlerden birisi ben idim. Orada 5 yıl genelde İslam dosyası olarak toplumun işte eğitimi olsun, dini inanç abideleri, işte camiler, ibadethanelerin falan düzenlemesinde, işte İslam Temsil Kurumu'ndaki tayin olan öğretmenlerin, işte ondan sonra helal kesim, yani çeşitli toplumun ilgilenen, dini vecibelere ilgilenen unsurlar varsa bunların hepsini mücadele vermiş bir arkadaşım. 5 yıl sürdü. Tabii orada da şunu anladım ki, Belçika'da ister istemez her mekanizma, her kurum ister istemez Belçika siyasi platformu endekslerinde olduğunu gördüm. Dolayısıyla o siyasi platformda da maalesef Türkler adına, Müslümanlar adına kimse olmadığı bir gerçek idi. Onun için 2000 yılında fark ediyorsanız Belçika genelinde ilk kez Türkler seçildi. Evet. Belediye bazında. O zamanki rakam galiba Belçika genelinde 36 tane kardeş seçilmiştik. Encümen azaları, evet. Bunu Flaman, Bolon ve Brüksel bölgesi olarak. Tabii aradan 6 yıl sonra bu 300'e çıktı. Güzel bir oluşum oldu. Biz ilk seçilenlerdeniz. Hele hele Brüksel'de de Belçika siyasetini takip eden ilklerdenim ben. Ne güzel. Hep aynı objektifle ben yaklaştım. Brüksel'deki Türk toplumun belli bir seviyeye gelmesi lazım. Evet. Maalesef aşağı yukarı 40 yıldır bu toplum hep 3. vatandaş sınıfıyla görünüldü. Şimdi artık 1. sınıfa nasıl erişebiliriz? Toplumun seviyesini nasıl artırabiliriz düşüncesiyle siyasette bir sürü çalışmalarım oldu. Zaten Brüksel Türk toplumu bunu çok yakından takip ediyor. Yapmış olduğum hamleler. Bunları teker teker sayacak. 2 saat sürer. Çok şeyler zamanımız yaptım var. Ve işin yani önemli olan Yavuz abim, evet. Hep ilklere imza attım ben. Evet. Hiç yapılmayan olaylara imza attım. Ve her dalda. Yani bir siyasetçinin sorumlu olduğu hangi branş varsa o branşta ben hep ilklere imza attım. Genelde bizim ilk seçildiğimizde toplum nazarında bizi asistan sosyal siyasetçi gözüyle bakılıyorduk. Çünkü toplum Belçika siyasetini doğru. Bilmiyor, hangi kurumlara nasıl müracaat yapacağını bilmiyor. Evet. Biz sıradan muhalefet bileşin garip tarafı üyesiyiz, belediye meclis üyesiyiz. Bir bakanın çözeceği dosyayla uğraşıyoruz. Tabii ben şuna inanıyorum, bir insanda azim ve atik damar olursa her şeyi başaracağına inanıyorum. Bunun kesinlikle. Önlerini şöyle verebilirim. 2000 yılında ben seçilince tabii ben bir radyo programına katıldım. Saint Joseph'tan seçildim, 132 oyla. Evet. Bir arkadaşımız da tabii önceden planlanmış bir sistem ile 700 küsur oy yaptı. Bir seneden önce hazırlanmış bir zemini vardı da açıkçası. Hatta seçim kampanyasında ben proje anlatıyorum millete, seçirsen bunu yapacağım diyorum. O da diyor ki işte ben size belediyede kartantinizi aldım, bana oyunuzu verin diyor. Başka bir şey demiyor yani, güler misin ağlar mısın? Biz fabrika gibi proje üretiyoruz, öbürü sadece ben şunu yaptım bana oy ver gibi. Ve seçim neticesinde meyvesini aldı. Biz de aldık meyvemizi. Belediye meclisi seçildim sonuçta. Evet. Ve radyo programı bizi yadırgadılar. Yani oyun kadar konuş gibi böyle bir kelime kullandılar. Bu bana çok hoşuma gitmedi. Ve beni kamçıladı açıkçası bu kelime. Evet. Dedim ki beyefendi, belki benden fazla oy yapmışsın ama ben aldığım oy oranı kadar Türk gencini iş aldıracağım bir. İki, bu Türkler beni Belçika siyasi mekanizmasına, belediyenin resmi kuruluna seçtiyse, o siyasi kurumun başı kimse getirip teşekkür ettireceğim dedim. Büyük 3 sene sonra, büyük bir, evet. Bir söz verme, 3 evet. Sene sonra 132 genci duble aldırdım. Yani 250 tane Türk gencini devlet memuru yaptım. Helal olsun, bravo. Bunu da herkes zaten şahit. Evet, evet. İkincisi, o kurumun başkanı kim? Belçika Kralı. Evet.
2005'te Belçika kanunu tuttum, Türk mahallesine getirdim. Teşekkür ettirdim Türklerin 40 yıllık varlığına, bu ülkeye katkı alın terine. Katma değerine. Aynen. Yani. O kralın yani geldikten şöyle sonra... Şöyle mi diyorsunuz, burada bir atıfta bulunma mı var? 50. yıl değil, biz 40. yılı 50. yıldaki bu 50. yıl için bir sürü şeyler yapıldı. Organizeler oldu. Organizasyonlar oldu. Lay lay lomlar yani. Lay lay lomlar. İşte esas verilmesi, halkla bütünleşmesi gereken Belçika'nın üst makamları bir araya gelmesi, kucaklaşması... Yani bu mu olmalıydı? Çok, bu, yani? Bu basit bir olay değil yani. Şimdi bazı insanlar bunu çok hafife alıyorlar. Doğru. Ben gülüyorum. Belçika kurulalı aşağı yukarı 180 yıl olmuş. Ve kraliyet ailesi ilk kez bir azınlı ziyarete geliyor. Belçika kuralı beri. Evet. Oradaki verilen mesaj ama ne? Ama o şimdi evet Müslüman değil ama biz yine de rahmet okuyalım. Çok iyiliğini gördü bu toprağı bol olsun. Evet toprağı bol olsun diyelim. Ölen kral Türkleri daha çok seviyordu gibi öyle bir şeyimiz vardı. Nedendir bilmiyorum. Ya bizim algımız şöyle. Şimdi ölen kral Baudouin. Evet Baudouin. Çok Yunanist bir kralıdı. Evet. İnançlı bir insandı. Evet. Hatta biliyorsunuz bu ötenazi olayında, kürtaj olayında 5 gün krallığı bıraktı bu adam. Doğru. Niye? Çünkü ben hayata son duran nokta veren bir olayı imzalamam dedi ve Belçika Anayasası'na göre görevden alınmış oldu. Çok önemli bir olay. Ve o kral vefat ettiğinde Türk mahallesinde kepenkler kapanılı saygıdan dolayı. Hümanist. Yani bizim insanlar da inançlı buradaki evet. toplumumuz. Evet. O inanç bağlamında o adama bir saygı var idi. Evet. Ondan sonra onun kardeşi geçti biliyorsun Albert II kral evet. olunca. Albert. O da aynı yaklaşımda biraz daha bir farklı bir erkişin kendi bir yapısı farklı olur. O da şöyle bir söylemişti. Noel kutlama gecesi halka hitabetinde Belçika'daki azınlıkları kucaklıyorum dedi. Evet. Biz azındız. Bizi kucaklaması lazım dedim ben de. O kafayla davet ettim. Gel madem bizi kucaklayacaksan mahallemizde biz kucaklaşalım dedim. Ve dediğim gibi kabul ettiler sağ olsunlar. 8000 kişiyle kucaklaştık. Ne mutlu. Şimdi o kucaklaşma olayı Belçika'daki Türk toplumu için bir tarihi dönüm oldu. Bunun farkına varılmadı kimse. Evet. Ben ne yaptım farkındayım. Yaptım ne oldu, niçin yaptım da biliyorum. Evet. Ama siyasi entrikayla, çekememezlikle bunu hep aşağılık gördüler. Örtbas etmeye çalıştılar. Evet. Ama ben markam attım geçtim, imzam attım geçtim. O kralın gelmesi Türklerin artık biz de bu ülkenin bir parçasıyız mesajı veriliyordu. Evet. Ve bu mesaj verildi. Evet, evet. O günden itibaren Türk toplum Belçika'da kabuğunu kırdı. Evet. Sorumlu vatandaş olduğunu hissetmeye başladı. Evet. Sorumlu vatandaş hissetmeye başlayınca yaşadığın ülkeye adaptasyon başlamış demektir. Doğru. O adaptasyonun verimleri nedir biliyor musunuz? Eğitimdeki Türk kalite. Gençlerin okullarda çoğalması, evet. Türk sivil toplum kuruluşlarının Belçika sivil toplum kuruluşları içli dışlı olmaları, evet. Türklerin siyasi ataktaki o insanların rakamının artması ki her şey ortada zaten. Ondan sonra benim yapmış olduğum projelerin rahat rahat geçmesi. En bariz bir örnek vereceğim. Nasrettin Hoca heykeli. Evet. Bu çok şey oldu. Çok ya. Polemik yani, oldu. Hem de nasıl artık. Çok ya. Üzücü bir olay. Evet, ben evet, üzülüyorum evet. hocanın durumuna. Çünkü tam Nasrettin Hoca'lık olay oldu şimdi açıkçası. Şimdi büyük bir Nasrettin Hoca oraya dikildi. Ha. Tahrip edildi filan. O da törenle açıldı birileri tarafından, ya onun, belediye tarafından. Gerekirse apayrı bir program ben detayına girebilirim ama ben sörf yapıyorum. Evet. Üstünden geçerek şimdi söylüyorum. Şimdi küçüğü yapıldı minyatürü. Ha. Basit bir olay yere. Değil bu. Bir heykelin evet. buraya gelmesi basit bir olay Doğru. değil. Bunu kabul ettirmek çok önemli. Doğru. Hele hele bir Nasrettin Hoca'yı ki şimdiki Avrupa'daki esen İslamofobi rüzgarına baktığınızda Nasrettin Hoca'nın görümü tam aşırı dinci görümü. Evet. Türbanıyla, sakalıyla evet. ama bunu kabul ettirebiliyorsun. Bu bir siyasi stratejidir. Evet. Bunu kullanmayı bilmek lazım. Doğru. Ama maalesef bizim siyasetçi arkadaşlar bunu bilmediği için ve dediğiniz gibi işi çarçur ettiler. Hı hı. Değerini verdiremediler. Oraya dikilmedi, buraya dikelim. Seçim zamanı gelsin, buraya yapalım falan. Çok gülünç bir pozisyon. Yani, ama ben bu projeyi yaparken... Bile, özür dilerim ama yer seçimi yapılırken bile işte seçime yakın dönemde bir alelacele... Aynen, aynen. Siyasi malzeme ediyorum ben size. Evet, ama Manis Kök'ten o projeyi çıkardığında ne söyledi? Benim kültürel mirasım olan
etnik şahsiyetim olan bir Nasrettin Hoca'nın eğer heykeli Avrupa'nın göbeğine geliyorsa maksimum insan görmesi lazım. Doğru. Objektifi ben yüksek koymam lazım. Evet. Plus mezer. Doğru. Tutturamadın mı? Bir altını. Tutturamadın mı? Bir altını. Ama hemen baştan en tabandan çıkarsan yukarı çıkma şansın. Yani tutuyorsun evet. Rüde Gale'de Polonyalı şişecilerin, içkicilerin yerine heykeli dikiyorsun. Evet. Ne olursa ona kuyruğunu kırdılar, tespini kırdılar, yaktılar. Halini görüyorsun. Evet. Yetmedi başka bir heykel gelsin bu sefer daha sağlam olsun, bronzan dedi. Onu da getirip Türk Mahallesi'nin göbeğine koydular. Ya zaten mahalle senin. Millet orayı Türk Mahallesi biliyor. Pideci Mahallesi diyerek biliyor. Sen gel heykelin oraya koy. Ne anladım yani, ben bundan şimdi? Bu belediye başkanı Türklerle böyle evet. Laylomyum yapmasının evet, bir evet. neticesi açıkçası. Evet. Tabii sen diyeceksin siz niye mücadele vermediniz? Ben muhalefet üyesiyim. Evet. O muhalefet üyesi ancak bağırır, oylamaya geçti mi yanındaki yalakalarıyla oylamayı geçirir, geçirir. Maalesef böyle oldu siyaset. Onun için bunları yaptım. Ben şuna inanıyorum, aşağı yukarı resmi olarak 20 yıllık siyasi kariyerimde Belçika'da ilklere imza atarak çok gencin önünü açtım. Çok kişiye örnek olduğuma inanıyorum. Biz inançlı insanlarız. Bazı şeye de kadere de ters düşmüyoruz. Nasip olmadı mı olmuyor. Evet. Ben inanıyorum ki seçilmiş olsaydım bir milletvekili olarak deprem olacağına inanıyordum Belçika'da. Doğru. Yapacağım hamlelerle çok sansasyonel şeyler yapacağımı inanıyordum. Kısmet olmadı. Tabii bana engel olunca toplumdan bir reaksiyon gelmedi. Sivil toplum kuruluşlarından reaksiyon gelmedi. Ondan sonra dedim ki Alis Kök'ten senin yaptığın mücadele boşa gitmiş bu insanlar biz için. Biz onu çok söylüyoruz burada. Ha. Her programda özellikle Aktif TV CEO'su Suat kardeşim her canlı programında, her kendi programında, bütün programlarda bu işleniyor ama daha hala buradan da sesleniyoruz bir kez daha. Belki bir batırırız da uyanan olur diye. STK yöneticilerinden bize kimse daha ya siz var mısınız yok musunuz diye arayıp soran yok. İğne batırıyoruz uyansınlar diye daha uyanan yok bakalım. STK'lar var mı? Abi sence Belçika'da? Ben SSK'larla ilk siyasi çalışmalarımda hep iş dışı çalıştım. Evet. Maksimum elimden geldiği kadarınca bunlara yol gösterdim. Evet. Sistemi öğretmeye çalıştım. Ama şunu anladım. Çok karizmatik bir cevap vereyim buna. Ne zaman ki ayaklar var. Brüksel'de, kafalar Ankara'da durduğumuz müddetçe evet. durum vahim. Doğru ne zaman ki kafalar ayakların olduğu Belçika yönelirse ilerleme önde olursanız sivil ancak, toplum evet. kuruluşları bunun mağduriyeti. Kesinlikle. Bir de şöyle bir yanlışlık var bizim sivil toplum kuruluşlarında. Mesela Belçika dernek konusunda çok önem veren bir ülkedeyiz. Doğru. Belçika hükümeti bile bir dernektir açıkça söyleyeyim. Evet. Evet, evet, evet. Ama bizim dernekçilik sadece isimde kalıyor. Ve de statünün üstünde kalıyor. İsimde kalıyor. İcraatta seçilen apayrı bir şey çıkıyor. Yemin olsun statünün içeriğinden apayrı bir şey haberi çıkıyor. Yok. Burada mesela Brüksel tablosunu söyleyeyim. Aşağı yukarı 55 bin Türk insanı yaşıyor. Evet. Bizim o sivil toplum kuruluşları bu 55 milyon insanı ideolojik saplantıda nasıl tutabilirim derdindeler. Evet. Demek ki ne mal bunun yansıması nasıl? Bunun yansıması, kadar... bak yansımasını evet. söyleyeyim çok abes bir durum. Ne kadar Türkiye'de siyasi parti varsa temsilcikler Türk mahallenin göbeğinde. Evet. Ya kardeşim sen siyasi bir partisin. Madem sen siyasetini Avrupa bünyesinde yansıtmak istiyorsun, gidersin o kurduğun derneğini Avrupa parlamentosunun çevresine İçine koyarsın, orada korasın, evet. orada versin. Kesinlikle. Niye toplum içine geliyorsun? Çok basit, çok basit. Çünkü Belçika'da, bu Avrupa'yı da ben genelleştirebileyim, Türk toplumu yontulacak tavuk. Evet. O kadar basit. CHP'si de bunu yapıyor, AK Partisi de bunu yapıyor, MHP'si de bunu yapıyor. Ben hepsini söylüyorum. Evet. Kardeşim madem sen siyasi parti, git yapacağın faaliyetini, siyasi lobilini Avrupa Parlamentosu'na yap. Türk toplumu için acaba yapma. Şöyle mi düşünüyorsun? Bunu yaparsan ne yapıyorsun? Toplumu bölüyorsun. Doğru ama toplum bölünmüş durumda burada. Şöyle bir fikir mi var acaba? Geçmişte bütün Avrupa'daki Müslüman çoğunun çoğu biliyorsun yeşil sermaye ile bütün şeylere, birliklere, Kombasan gibi filan işte veya Endüstri Holding gibilere
para aktarıldı. Yeşil sermaye denerekten aktarıldı. Şimdi bunların önü kapatıldı tabii ki. Kontroller de başladı biliyorsun Avrupa'daki. Önü kapanmadı ya, maskeler düştü. Maskeler düştü. Önü kapanmasa tepki olur, kanun çıkarmaları yok. Onun diyorum şimdi buradan neme almak için acaba siyasi kanalize mi oluşturuldu diye. Aynen. Başka bir şey yok. Aynen çünkü değil buradaki mi? Kurulan o dernekler falan. Evet. Milleti topluyor, Türkiye'de kampanya üzerine çalışılıyor. Aynen. Ya benim derdim Belçika'ya. Benim gençliğim burada istikbalını bulması lazım. Evet. Buradaki akademik seviyeye gelmesi lazım. Buradaki siyasi platformda mücadele vermesi lazım. Buradaki ekonomik meselelerde hakim olması lazım. Ama kafalar hala Ankara endeksli. Evet, kesinlikle. O zaman ne kadar ileriye gidebiliriz? Maalesef. Maalesef. Türkiye'den bir siyasetçi geliyor, kahraman gibi karşılanıyor. Doğru. Peki buradan bir vatandaş gittiğinde Türkiye'de nasıl karşılanıyor? Sıfır. Ha var ha yok. Demek ki biliyorsun işte yani Türkiye'deki siyasilerin şey. Yanına vardığımızda bize aynen. Nasıl davrandıklarını buraya geldiler mi her şey toz pembe buraya evet, vardım apayrı bir insanla karşılaşıyorsun kesinlikle, yani üzücü onun için böyle şeylere çok dikkat etmek lazım yani kendimi tanıtma hala bitmedi evet, siz evet, soru evet, sordunuz evet, yani pardon. Hem kendimi tanıtıyorum hem de toplumun kanayan yaralarını ben izah ediyorum çünkü bunlar yıllarını vermiş olduğu birikimlerin analizleri yansımasıyla evet. Kabul edelim yani bunları yıllardır yaşadık. Evet. Ben yıllardır bunun mücadelesini verdim ve en son milletvekili seçimlerde biliyorsunuz Belçika'nın entrikaları çok oluyor. Bir gün önce milletvekili... Belediye seçiminde en son. Ondan önce ben milletvekili söylüyorum. Bundan 6 yıl evet, önce. Evet, pardon, evet. Milletvekili seçiliyorum. 24 saat sonra bilgisayar bozuldu. Kusura bakma milletvekilinden 10 oy eksik. Allah Allah. Bilgisayar bozulduysa bir hata var. Demek ki düzelebilir. Yani evet. Düzeltemediler. Niye? Çünkü toplumu gerçek savunan, meselelere hakim olan biri bizim arenaya gelmesin. Hmm. Bizi rahatsız eder olayı. Kim gelsin? Yeni seçilmiş. Toy. Ağzında süt kokacak. Elini kaldırdığında işte yeni seçildim. Bana zaman bırakın. Ben öğreneceğim evet, sistemi evet, gibileriyle. Evet, evet, evet. Zaman kazanım operasyona gittiler. Ama oraya bir alışkökten seçilseydi masaya bangır bangır vuracaktı. Evet. Zaten seçimden bir yıl sonra sıcak dosyalar geldi Türk toplumun eğri. Sözde soykırım olayı. Ne oldu bizim siyasetçilerden söz soykırım olayında? Bana bir tanesini parmakla göster Halis Bey. Şu arkadaş karşı geldi bunlara diyebilir misin? Diyemezsin. Evet. Hepsi kuzu gibi oy verdi. Kesinlikle. Hepsi kuzu kuzu oy verdi. İsimler de sayayım ben sana. Evet, federal parlamentoda 5 tane milletvekilimiz var. Bir tanesi zaten kim olduğu belli. Evet. Kürt kökenli. Evet. Belli zaten. Evet. Ama 4 tanesi kim? Şimdi camide ön safta namaz kılan. Ama orada soykırım konusunda pasif kalan, grup karar aldık, ben de gruba uydum diyenler. Ya kardeşim senin görevin o da gruba uymak okey belli bir şeyler ama milli, manevi konularda... Halkın temsilcisin. Buradaki Türk toplumunun temsilcisin. Bir dik dur. Ya bir komisyon yaptır. Evet. Ve parti mekanizmasında tartış bunu. Yok. Evet. Kuzu kuzu grup neredeyse ben uyuyorum. Evet. Ama... Orada öyle oynanıyor ama dışarı geldi mi kahvelerde kampanya yapılıyor. Ben sizi savundum da ben oy vermedimse ben işte tuvalete gittim de o yüzden ama zamanı falan yok. Kusura bakma yani. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Dik dur. Evet. Niye ben kızıyorum? Çünkü farz edelim ki 10 sene sonra bir tane argo söyleyeyim taşraklı bir siyaset çıktı. Bu konuda ben karşı gelecek, kabul etmiyorum diyecek. Ne yapacak biliyorsun Belçika partileri? Ya diyor senden önce Türkler vardı, onu niye kabul etti diyecekler. Yani beni kendi kurşunumla vuracaklar. Vuracak, doğru. Evet. Onun için evet, evet. Buna vesile olan parantez içi bizim politikçilere yadırgıyorum. Peki şey bu kurban kılıyorum. Davası da aynı şekil mi? Yani üzülüyorum. Kurban helal kesim olayı da aynı eşleştirebilir miyiz? Helal kesim de aynı işte. Brüksel parlamentosunda aşağı yukarı 20 küsur Müslüman milletvekili var. Bir tane çıt çıkmadı. Hepsi oyladı. Ne hikmetse şimdi hepsi kahvelerde, camilerde ben oylamadım diyorlar. Arkadaşım çocuk ne var oylamışsın. Grubuna oymuşsun. Şimdi, yani güler misin? Şey niye de... İslam Temsil Kurumu şimdi mahkemeye gerek görüyor o zaman ya? Ben de onu soracaktım tam üstadım. İslam Temsil Kurumu esas görevi ve içindekiler niye buna zamanında müdahale edilmedi? Uzun zaman sonrası bak bu bir... meclise taslak olarak kanun buna iki, şeklinde iki türlü cevap vereyim. Evet. İslam Temsil Kurumu kendi başına bir muamma. Ha, evet.
Nedir o muamma? Yani tecrübeliyim, içinde geçtim. 5 yılım geçti. Kimler var peki bu anlatayım, durumda? 5 kişi. 68 kişinde Belçika'daki Müslüman grupların üyeleri var. Türkler, Pakistanlılar, Araplar falan. Hı hı. Orada 2 tane fraksiyon var. Ya işte Türkiye güdümlü devletçi Müslüman İslam Temsilcisi Kurumu olsun veya da Belçika yönelik beynelminel buranın Müslümanlara uygun bir İslam Temsil Kurumu olsun kavgası var. Yetmiyormuş içine anti-Türk, anti-Arapçılık var. Yetmiyormuş gibi Belçika'nın kendi kökenli Müslüman olmuşların mücadelesi var. Yetmiyormuş gibi İran yanlısı, Sünni yanlısı mücadelesi var. E şimdi bu muammayı gösteriyor. Doğru. Ben size bir örnek vereyim. Biraz sakinlediler. Bundan 3 sene önce Belçika mahkemelerine en çok müracaat yapan kurumudu biliyor musunuz? İslam Temsil Kurumu. O onu şikayet ediyor, onu şikayet ediyor. O onu mahkeme içinde. Evet, o onu mahkemeye, onu arıyor. Güler mi? En son başkan kim bu? Salat diye birisi. Şimdiki başkan Fas kökenli. Seçilmedi geldi oraya beyefendi. Müfettiş. Din dersi müfettişi. Arap lobiciyle Kürt Coşkun'u oradan ayağını kaynırdılar. Veyahut da Coşkun'dan önce başka bir arkadaş vardı, ismini hatırlamıyorum. Önceki. Önceki. Diyanet'te. Şey, Diyanet'ten görevli oradaki. Şallah'dan gelen bir arkadaş. Evet. İslam, yani, İslam temsilinde. He, ismini hatırlamıyorum evet, arkadaşım. Doğru. İyi bir insan. Evet. Yani muamma orada başlıyor. Şimdi bu insanlar bu muamma haliyle Müslüman kökenli politikacılara ne kadar itibar verebilirler? Ne kadar diyalog kurabilirler? Ben söyleyeyim, diyaloglar ne zaman oluyor biliyor musunuz? Ramazan ayında her bizim sivil toplum kuruluşları iftar programı edilir, davet edilir. Onlar da gelir. Sarmaşık mırmaşık böyle yalan dolan gülmeler o var. Ondan sonra bitiyor. Bitti. İslam kültür, İslam Temsil Kurulu'ndan bana bir gün duydun mu? Bir kolok yapıldı, bir seminer yapıldı. Belçika siyasetini nasıl takip edeceğiz? Veyahut da Belçika politikacıları nasıl işte tuttu? Ben Halis Kök'ten olarak İslam Temsil Kurulu'nda ilk kez bir Belçikalı bakanı İslam Temsil Kurulu'na davet mi etmiş adamım? Gittiği o zaman ismini de söyleyeyim. Önceden. Çevre Bakanı'ydı Brüksel Eyaleti'nin. Evet. O zaman da kurban kesme olayı vardı çevre düzenlemesinde. Bakanla diyaloglar oluyor. Dedim diyalog böyle olmaz, yazışma olmaz. Gel İslam Temsil Kurumu'na dinle oradaki üyelerin sıkıntılarını. Evet. Budur diyalog. Budur çözüm bulmak. Budur siyasetçiliğinin üstlenme görevidir. Yoksa dışarıdan ben de destekliyorum da işte ben bunları bu şeyle gitmez. Evet anladım. Yani İslam Temsil Kurumu böyle bir vahim tablo. Helal peki kesim, nasıl, şoklama. Sence nasıl düzelebilir bu? Ne yapılması lazım yani? Bunun düzelebilmesi için birinci şey oraya seçilen insanların ehil olması lazım. Evet. Bu bir. İkincisi asıl balık baştan kokuyor. Belçika siyasi partilerindeki Müslüman kökenli politik yapan arkadaşların profillerini gözden geçirmemiz lazım. O işe oraya adam ehil mi değil mi? Ya ben yıllardır yaşadım. Brüksel'deki seçilen arkadaşlara köycülük akrabacılıkla seçiliyor. Doğru. O doğru. Haklısın. Hiçbiri sormadık senin yeteneğin var mı? Kapasiten var mı? Var evet, mı? Evet. O işi yapabilecek sendeki cüret var mı? Veyahut ehillik da ne yaptın şimdiye kadar oraya gidebilmen için? Bu soru sorulmuyor. Doğru. Akrabacılık, köycülükle gidiliyor bu iş. Evet. Maalesef en büyük yara burada zaten. Tabii bu Belçika siyasi partileri işine yarıyor. Neden? Parçala yut politikasını biliyorsun değil mi? Evet. Yani parçalandıkça, küçüldükçe kolay yönetimi oluyor. Sosyalist Partisi 10 tane Türk kökenli aday göstereceğini 2 tane adam gibi aday göstersin. Gösterse, evet. Güçlü oylarla gelsin, partide etkili olsun. Bunu yeşillere de söyleyeyim, liberallara da söyleyeyim, hepsine söyleyeyim. Kesinlikle. Ama ne yapıyoruz? Maksimum aday götür, maksimum oy getirsinler, maksimum parçalansınlar. Evet. Sonuçta yine 2 kişi çıkıyor. Alttaki kalanlar bir sefer yukarıya oylar kaydığı için belediye seçimlerinde de aynısı. Mesela örnek vereyim ben. 2 kişi, 3 kişi kalıyor. Seriyaj Partisi'nde Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olmuş bir arkadaşım ben. Evet. Yani partinin zirvesindeyim. Ne güzel. Kime sahip çıkılması lazım? Ta oraya kadar gelmiş birine mi sahip çıkılması lazım? Yoksa ya benim başörtüm var bana oy verin. Ama güler misin alır mısın? Doğru. Haklısın. Güler misin alır mısın? Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Hatice de ortada, netice de ortada. Evet, ne oldu sonuçta? Seyircilerimiz de zaten anlamıştır anlayacağını da. İşin doğrusu. Yani ama bunu tek şimdi ben Seyda'ya şöyle vereyim mi? Öbür madde de işte vereyim ben. Evet anladım.
Her şey ortada. Evet. Yani bana netice önemli, hatice değil. Evet, doğru söylüyorsun. Hatice peki, değil, netice önemli. Değerli kardeşim, Türk siyasetinin buradaki yeni bir oluşumla tekrar rektifiye edip bir Türk siyaset partisi kurulsa, yani yeni bir oluşum olsa, Türk demeyelim de aslında Müslümanların bir araya geldiği, yabancıların bir araya geldiği, hep birlikte bir ortak siyaset kurulsa, hem bu İslam temsilciliğine belki çözüm bulunur, hem de buradaki son dönemki böyle iyice parçalanmış yabancıların artık ikinci, üçüncü kalitiye düşmüş gibi görünümü de belki bir nezde de olsa üstesine çıkartabilir mi diye düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir bunda? Çok net düşüncem var ben bu konuda. Bunun iki türlü algıma var, algılatma var. Bir pozitif yönü, bir negatif yönü. Pozitif yönü Hollanda misali. Evet. Tunağan Kuzu ne yaptı? Kendi siyasetini marjinal şekilde dışlanı kurdu. Ve modelini yapalım. Evet. Beşinci milletvekili kıl payı kaybetti ve evet, federal parlamentoda elinden geldiği kadar söz hakkını yapıyor. Ne güzel. Çalışma prensibine bakıyorsun, sadece sizin dediğiniz gibi Türk yapısı yapmadı. Faslısı vardı, siyahı evet, vardı, Hollandalısı vardı. Etnik bir grup olarak öncülük yaptı ve başardı. Bu Belçika'da olabilir. Evet. Akıllı bir şekilde bunu Belçika'da yaptığında ben örnek veriyorum, Brüksel parlamentosunda belki üçüncü güç olabilirsin. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim sizinle. Üçüncü güç çünkü potansiyel ortada. Brüksel'in özellikle yabancı çoğunluğu dışarıdan daha fazla. Bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü ona en önce darbeyi vuracak kim olacak biliyor musun? Bizim Türk siyasetçiler olacak. Aynen, zaten adam seçilmiş, kremin üzerine oturmuş. Kabul eder mi onu? Evet, aforoz yapar. Doğru söylüyorsun. Sen iyi niyetle çık, aforoz yaparlar. Çünkü evet, adam oturmuş kremi üzerine. Kaçırır mı trenini? Doğru söylüyorsun. Bu da neye yarar? Belçikalıları işine yarar. Tabii, niye? Gene bölündüler, gene parçalandılar. Onlarla da istişare edilebilir diye düşünüyorum. Onlar yine yerinde kalsın. Yani çoğunluk böyle bölünmüşük bile. Geçmişteki büyük siyasiler, Türk duayenleri biliyorsun. İsmin söylemeyeceğim, rahmetli anıyoruz kendilerini ama hep derdi ki... Dinozorlarımız. Bizim yetiştirdiğimiz siyasetçiler bütün partilerde olsun derdi. O gün de yetiştirdikleri insanlar bugün hala devam ediyor inşallah. Hı hı. Ama biz de diyoruz burada, yani aynı fikirle bütün partilerin içinde Türk olsun. Ama yabancılarla birlikte yapılmış olan bir yeni oluşum bence Brüksel'in ve yabancıların yüzünü... Bu İslamofobiye karşı olsun, kurban kesimine karşı olsun, İslam tesmiciliğine karşı olsun veya derneklerin hareketlerine karşı olsun. Yeni bir bu oluşum daha farklı bir burada potansiyel yaratacak. Bu analizi, yeni yüz olacak diye düşünüyorum. İlk önce bu analizi Belçika'nın kendi partilerinde yapalım. Evet. Neden şimdi durup dururken İşçi Partisi revaçta? Neden? Yabancılara daha çok böyle... Hayır, Belçika diyorum ben, Belçika analizi. Evet. Yani kendi adamı. Çok basit. Çünkü diğer klasik partiler vereceğini veremiyor. Liberallar liberallığını yapamıyor. Sosyalistler sosyalistliğini yapamıyorlar. Marjinal partiler revaçta. Kim? Yeşillerle İşçi Partisi veyahut da Irkçı çıkıyor. Parti. Evet. Demek ki şimdiye kadar mesela Brüksel bölgesinde aşağı yukarı 30 yıldır iktidarda olan Sosyalist Partisi Brüksel'i bu duruma getirdi. Evet, kan kaybetti. Çok kan kaybetti. En bariz örneğini evet, belediye seçimlerde gördük. Kesinlikle. Bin Brüksel'de dünyanın skandalları oldu. Hala aynı parti gene iktidara geldi. Güler misin, ağlar mısın? Evet, doğru. Hani sen tuşlayacaktın, cezalandıracaktın? Yetmemiş, daha sandalyesini attırdın. Kimin sayesinde? Yeni oluşmuş oy potansiyel taşıyan uluslar. Kim bunlar? Türkler, Araplar. Demek ki bunları çok iyi kullanıyorlar. Çok iyi oy getiriyorlar. Abi biliyorlar ve şimdi. Azınlık, mutlu azınlık, o partiler içindeki mutlu azınlıklar, evet, beyaz kafalar diyorum ben. Evet. Treni yürütüyor. Hı hı. Ya bak kendim bak 6 yıl önce seçiliyorum. 24 saat sonra 10 oyun eksik beyefendi diyor. Ya peki benim yerime kim geçti? Bir beyaz kafa. İkinci seçilmeyen arkadaş var. Yerine kim geçti? Beyaz kafa. Üçüncüye bakın, aynı beyaz kafayı. Üç tane beyaz kafayı ayarlamışlar. Üç tane kara kafayı yok edeceğiz. Bu kadar basit. Ya ben 3500 oy almışım.
şimdiki Brüksel parlamentoda 89 tane milletvekilinin içinden 49 tanesinden fazla oy yapmışım. Ben milletvekili olamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Hayret. Mantığa bak ya. Niye? Hep organize işler bunlar. Parti içinde. Yani de o dediğiniz soruya. Evet, evet, evet. Anladım. Şu bir gerçek. Brüksel'de 1 milyon 100 bin insan yaşıyor. Evet. Bunun %70'i yabancı. Doğru. Bu ne demek biliyor musunuz? İleride isterlerse de istemeseler de yabancıların bir egemonyası olacak. Ama nasıl? Bu egemonyayı aynı nasıl kullanacaklar acaba? Kolonyalist kafasıyla siyaset uygulanırsa burada, ki bizimkiler de çok güzel buna uyuyorlar, bu devran böyle devam eder. Anladım. Ben bunu söylerken hani Belçika'ya falan karşı geldiğimden değil, realiteyi ben yani yasaklıyorum. Gerçekler ama artık. Realite yani. Gerçek. Ben Belçika'da ev vergimi veriyorsam, araba vergimi veriyorsam siyasete de söz hakkı almak isterim. O kadar basit. Çünkü benim şehrim burası sonuçta. Burada yaşıyorum ben. Katma değerimiz burada veriyoruz. Burada okumuşlar. Evet, burada diploma almışlar. Evet, evet. Ya ben sabahleyin arabayı çalıştırdığımda zevkimle araba kullanamıyorum ya. Evet. 30 kilometreye geçecek, geçmeyeceğim, geçemeyeceğim. Onun korkusuyla araba kullanıyorum. Veyahut da plakam yok. Her iki saat cezayı yiyeceğim diye onun psikolojisiyle yaşıyorum. Mantığa bak ya, öldürdüler yani bu bölgeyi. Niye? Çünkü yok, o mutlu azınlık yok. Var ya, evet, mesela evet, Skarbek'te evet. Mutlu azınlığı tatmin etme belediye başkanlığı var açıkçası. Doğru. Bunlar diyor ya, burjuva bohem, yani bohemyalı zenginler, bobolar dedikleri. Evet. Bunları nasıl lütfederiz? Çünkü bobolar canları bisiklet kullanmak istiyor. Bende araba zevki var bende. Ben araba kullanmak istiyorum. Ne yapalım? Zevki mi? Evet. Doğru. Ona... 30 aşamazsın. 32'yle gittin mi 150 lira o ceza. Evet. 50 aşamazsın. 51'le ya tünelde bildiğin tünelde 50'nin geçemiyorsun. Mantığa bak ya. Tünelde ne sağdan araba geliyor ne soldan geliyor. Bas kardeşim. Acele işin var. Git. Tünel ona yaramış. Yani bunlar yok. Çıkıyor bir tane bu. 50 geçemezsin diyor. Bir de o güzel yapmış ki tünelin girişiyle çıkışı hesaplanıyor işin garip tarafı. Yani evet, şimdi... girişte 50'yle girdi, çıkışta 50'yle çıkıyor. Yüzüne yaptım, hemen hesaplıyor, küt ceza geliyor. Evet, doğru. Ya mantığa bak ya. Yani dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey ya. O zaman bir karar al, tüm Brüksel'de araba kullanmasın. Onu tatmin olalım, kabul edelim. Evet. Parking cezaları aynı. Maalesef. Ya peki, canın istedi mi geliyorsun sen bana diyorsun ki, beyefendi şey... arabana diyor işte diyor, motorun gücüne göre diyor, 350 lira diyor, yıllık vergi vereceksin diyor. Benden 500 al, parking parasından arkadaşım, ben rahat olayım bir yıl. Bravo. Bunu yapabilirsin ama istesen. Parkingi de göster bana. Değil yani, mi? Yani tabii şuraya koyacaksınız. Aynen. Burada kaç bin kişi oturuyor, kaç tane araç var? Olay 19 belediyenin parking politikası, 19'dan ayrı politika var. Evet. Bazı belediyeler vermişler Yahuda ailelerine parking yönetimini. Evet, köşeye dönüyor, baskı bana geliyor. Ya, kusura bakma ya ben burada... Je suis un citoyen à part. Öyle mi? No, je suis un citoyen entier. Yani vergime göre ben burada yaşamak istiyorum arkadaşım. Kesinlikle. Bahane de çok basit. Belçika Avrupa Birliği'ne bağlı. Avrupa Birliği'nin direktifleri var. Hele hele bütçe konusunda Belçika işte 11 milyon nüfus 6 milyar Avrupa bütçesine para sayacak. 2 milyar orada kalacak. 4 milyar Belçika'ya geri dönecek. Yani 2 milyar için her sene ben kemer sıkacağım Belçika'da. Darboğaz'a yürüyeceğim. O da kemer sıkma paraları nereden çıkacak? Ceza. Arkadaşlar. Arabacı, parking ceza, evet. Ev cezası. Sıkıştıra, sıkıştıra. Bağ çene bir ağaç dikemiyorsun ya. O kadar... Komünizme mi gittik? Yok, ben de anlayamadım yani Belçika. Gittikçe gidiyor bir yere. Ben bazen söylüyorum, Belçika'nın yönetmeni, ben gizli komünizm diyorum açıkçası. Önceden yani, bu kadar yürüyüş yoktu. Son dönemde de yürüyüşler de çoğaldı, farkındaysan. Yürüyüş şimdi... olayı çok sadece bir politik yürüyüş, evet. Açıkçası söyleyeyim. O da Sosyalist Partisi muhalefette federalda. Evet. Tamam mı? Zaten alternatif projede üretemiyor. Yürüyüşü... Halkı... Yürütüyor. Baskı yaptırıyor. Haydi ha. Greve, haydi greve. Bilmem kaçıncı grev oldu. Herhalde evet. 16. grev oldu. Evet. Her grev bir zarardır ülkeye. Yani bir gün boyunca 24 benim, saat trende bak, çalışmadı. Avukatım var. Uçaklar da kalkmadı. Hı-hı. Bugün treni boş ver ama uçakların komple havalarının kapatılması çok hı-hı. büyük bir... Bir aile avukatım var benim, Belçikalı köklü bir aile. Samimiyiz. Bana şunu itiraf edin. Dedi Ali Bey dedi, biliyor musun Belçika dedi, 30 yıldan beri dedi köklü bir siyaset programı yok dedi. Haklı adam. Niye bunu söylüyorsun sayın avukatım dedi. Çünkü Belçika siyaseti dedi.
ailevi duruma düştü dedi. Babadan oğla, babadan oğla. Şimdi başbakan evet, babanın evet, oğlu. Evet. Sosyalist Partisi'ndeki o ölüyor, belediye başkanı kızı geçiyor. Babadan, yani bir aile meselesi aile, oldu. Evet, evet. Üretim yok diyor, evet, karizma evet, yok diyor, proje yok diyor. Ve adam haklı. Doğru. Bir tane vardı, biraz burnunu çıkardı. Belçika denişmesi lazım falan dedi. Baktı ve ver. Ne yaptılar beyefendi? Anves Belediye Başkanı verdiler. Kapat çenen dediler. Hı. Öyle oldu. Susturdular. Duyuyor musun Batu'yu? Duymuyorsun. Niye? Kesinlikle. Olay bu. Bir köklü bir siyaset yapalım dedi. Küt kafayı vurdular. Yani düzen böyle bunalık, hı, bir bulantılı sistemde götürülüyor. Tüketim toplumu olsun. Kuzu gibi yatacağı da yatsın. Öyle bir duruma geldik ki mesela posta kızın açtığında yatacak görmenin üzülüyor galiba insanoğlu. O psikolojiye soktular ya, insan. Yatacak gelmedi üzülüyor. Niye gelmedi bu sefer? Düşün yani. Şimdi bir de şöyle bir şey. Cumartesi pazarı millet iple çekiyor. Postalar çalışmadığı için iki gün rahatız diye. Aynen. Yani cumartesi pazarı nefes alıyor. Posta kızına bir şey gelmedi. Psikolojiye bak ya. Diyor. Yani çok mantıklı. Ya. Bunlar hep toplum kaosu. Niye? Bunu söylüyorum. Söylememin gerçekçiliği de şöyle bir yansı. Niye şimdi Fransa'da aşağı yukarı 2,5 aydır yeşil veya sarı yelekliler hareketi var? Evet. Bunun neticesi Avrupa çok hızlı birden gelişti. Dahil olan ülkeleri kalkındırma gerekçesiyle durmadan bu ülkeler oradan para kaçıyor. Para gidiyor. Bu da halka yansıyor. Bir düşüklük bazı görülmeye aynen, başlandı. Sırbistan girmiş, evet, kalkınacak. Litvanya girmiş, evet, Romanya girmiş, İtalya, kalkınacak. Bulgaristan girmiş, kalkınacak. Şimdi yakında Ukrayna'da girerse... Yunanistan acından ölüyor, kalkınacak. Evet, doğru. Peki niye buradakiler bunun ceremesini çeksin? Kesinlikle, ben katılıyorum. Yani bunları falan iyi düşünmek lazım. Evet. Onun için bu lokal, yani Belçika'ya yönelik siyasetçiler bu konulara hakim olması lazım. Evet. Yani her şey şen şıkrak güzel geliyor demek yalan. Dürüst siyaset olması lazım, yani şeffaf olması lazım diyoruz. Ve son bir soru daha sorayım değerli kardeşim. Eğitimi nasıl buluyorsunuz? Eğitim? Belçika'daki sıkıntısı çok. Anlatmayla bitiremiyoruz zaten de artık yani. Şimdi zaten okullardaki problem haddini aşmış bir durumda. Geçenlerde bir arkadaşın... özür dilerim ama... Her siyaset, yani daha doğrusu seçim arenasında bütün milletvekili adayları özellikle şu bakarsan geriye dönük onların röportajlarına falan, orada herkes eğitimi konuşuyor. Ama ben yemin ederim daha birisini de Skarbek'in içindeki bölgede, hı hı, ben bir okula daha ziyaret ettiklerini görmedim. Yavuz Bey, şimdi dost... Acı söyler, gerçek söyler. Evet. Sizin programların hepsini ben yakından takip ediyorum. İsim evet, vermeyeceğim, bir arkadaş aday. Evet. Soruyorsunuz, programı diyorsunuz, eğitime önem vereceğim. Aynı kişiye soru soruyorsunuz, sizin eğitiminde diyorsunuz veya da ne işte? Temizlik sektöründe çalıştım. Ya zaten sen temizlik sektöründe çalıştın. Eğitime ne verebilirsin? Evet, doğru söylüyorsun. Yani bravo, güler misin, ağlar mısın yani? Siyasetimiz bu işte. Deminkine geldi gene. Arkadaşa söyleyeyim. Yani, eğitim için ne yapacaksın? Kahvede büyümüş. Köyde kahvede büyümüş. Milletvekili evet, olmuş. Evet. Eğitime bir şey yapacağım diyor. Evet. Güler misin? Alar mısın? Kesinlikle. Öbürüne bakıyorsun. 3 dönem milletvekili yapmış. Bir kere kürsüde konuşmamış. Eğitime önem vereceğim. Ya senin bir akademik olacak, kariyerin nasıl var mı? Evet. Bir okula ayak bastın mı? Bir ders verdin mi? Hayır. Evet. Eğitimi soracaksan bana sor. Ben 12 senelik öğretmenlik yapmış bir insanım. Evet. Yani bunları görmemiz lazım. İşte, bu gerçekleri görmemiz lazım. Yine geldi oy verenlere geldi. Onlara çıkıyor şimdi burada. Yani seçmen seçtikleri kişiyi iyi bilmesi gerekiyor. Yandaş Belçika siyasetinde mücadele vereceksen, evet, Türkler, Türk evet, toplum olarak söylüyorum. Belçika siyasetler arasında biz de varız diyebileceksen ve oy verdiğin insanı iyi seçmen lazım kardeşim. Doğru söylüyorsun. Orada seni savunacak durumunu bilebiliyor mu? Senin zayıf olduğun noktaları orada tercümanlık yapabilecek mi? Evet. Bunları iyi düşünmemiz lazım. Yoksa bu iş köycülük akrabacılığından gitmez. Doğru söylüyorsun. Çok basit bir örnek vereceğim. SEDİAŞ Genel Başkanı bir belediye seçim esnasında Türk kökenli bir aday geziyor şeyden, Skarbek'ten. Ona diyor ki işte şunu çok iyi tanıyor. Bu çocuk temizlikte çalışıyor. Enspektörmüş. Çevresi çok geniş. Ona aday gösterelim.
Hemen telefonu bulunuyor ve kadın kendi arıyor. O arkadaş da okey masasında. Okey masasında. Telefon geliyor, bakıyor yabancı bir numara. İşte benim adım parti başkanıyım. Size aday göstermek istiyorum. Bunu kabul edin lütfen. Yazın benim adımı. Tamam, ne güzel. Mersi, teşekkür ederim. Yazın benim adımı. Okey masasında aday oluyor arkadaş. Ne güzel. Şimdi sen nereye gidiyorsun bu toplumu böyle şeye? Biz nasıl tartışalım diye şimdi okey masasından çıkan adamla burada... Gel onda eğitimden konuş şimdi, akademiden konuş, iktisattan konuş, Avrupa siyasetinden konuş, şimdi, NATO problemi konuş, uluslararası ilişkileri konuş, vize problemi konuş. Adam okey masasından geliyor, şahmattan geliyor yani. Değerli kardeşim, aynı konu şimdi ilk defa söylüyorum. Bana da iletildi geçmişte. Siyasete katıl dendi. Ben dedim ki haddimi bilirim. Benim Fransızcam, çok affedersiniz, çok üst düzeyde bir Fransızcam yok. Ben kalkıp da ahkam kesecekler. Olsun dediler ya, idare ederiz falan filan. Ya ya dedim, ben haddimi biliyorum. Bak mesela Metin Eder var, esnaf bir arkadaşımız. Evet. Başarılı bir esnaf. Evet. Sevdiğim bir abim. Evet. Sivil toplumun dernekçisi de var. Ona teklif ediyorlar, asker bekleyen aday diyorlar. Harbi cevap veriyor. Ben seçilsem bana bir tercüme parası verirseniz aday olayım diyor. Bak çok güzel bravo. Cevap veriyor bak. Bravo. Evet. Bana böyle insanlar lazım. Doğru. Realiteyi gören insanlar lazım. Doğru. Ya onun bunun ağzıyla lafıyla ben siyaset yapacaksam hiç yapmayın. Yani. El kaldıracak adam arıyorlar onlar ya. Aynen. Ya açıkçası bu yani. Aynen. Evet. Mesela ben 2000 yılında adaylık esnasında bir grup iş adamı beni arıyor. Halis Gök'ten sen mücadele edin, biz seni desteklerim, aday ol. Size diyor, sana diyor kampanya parasını da verelim dediler. Sizde kalsın dedim. Şok oldular. Niye olmuyor analiz kökten? Siyasetimi ipotek altına koymam dedim. Ama başka bir arkadaş böyle gitti. 15 dakikada 50 bin euro topladılar ona. Ne oldu? Siyasetini ipotek altına verdi, geçti. Beyinler hür olması lazım siyasette üretim vereceksen. Anlar mısın? Anladım. Baskı veyahut da ipotek altına kaldın mı ancak koş milletvekili olursun. Asistan sosyal milletvekili olursun. Ki bizim şimdiki arkadaşların %90'ı böyle maalesef. Anladım. Asistan siyasetçi, politikacı olan arkadaşlarımız üretim yapamaz. Doğru söylüyorsun. Menfaatları, karları ne? Ayda 7 bin euroya atarlar cebe. Ben milletvekiliyim de düğünlerde dolaşırlar. Düğüne gelen arkadaşlar, milletvekili geldi benim düğünüme diye onurlanırlar. Bitti. Lay lay lom. Başka bir şey yok. Maalesef. Real olan ama bu şekilde olmamalı diyorsun. Aynen. Ve Türk yani buradaki yabancıların siyasi değerleri, siyasetçilerin de kariyerleri bu şekilde olmamalı. Aynen. Evet, çünkü burada bir toplum meselesi var. Bir istikbal meselesi var. Yani sen 50 sene vermişsin, bir tecrübe kazanmadıysan, bir birikim yapmadıysan kaybediyorsun kardeşim. Evet. Sen Türkiye'de gittin. Neler yapıyorsun üstadım? Dediğim gibi ben en son işte milletvekilini elimden alınca Allah var ya ben elimi çektim. Siyasetten komple. Yani çünkü nasip olmuyor dedim. Ne kadar mücadele edeyim mesela. Bir, ama bu yerel seçimlerde bir geliş gidiş... Adaylığım istenildi. Yani, tabii adaylık istenildi. Kabul ettim. Yalan söylemeyeyim. Şartım vardı. Şartlar karşıdan olumlu cevap devam etmeyince... Dedim güle güle ben size gelmem. Sadece ben oy getirmemi istediler. Ben de oyla yoğun dedim. Ben oy getiriyorsam sorumluluk istiyorum dedim. Doğru. Sorumluluğu veremem dedim. O zaman yolun açık olsun beyefendi dedim. Çıktım bıraktım. Demek ki dediğimizin aynı yoluna çıktı yani. Aynen. Evet. Kullanılacak. Yeni yetişen siyasetçileri oraya getiriyorlar dediğin gibi. Onların tabii zaman kazanmak olacak insan arıyor. Aynen güdümünde yolunda gidiyor. Evet. Ne derse koş şu düğmeye bas. Yani Türkleri orada hakiki haklarını savunabilecek insan güçlü siyasetçileri istemiyorlar. Hayır. Açıkçası budur. Yani. Türkiye'de ne yapıyorsun? Türkiye'de ben ticaretle uğraşıyorum. Evet ne güzel. Gıda sektöründeyim. Çok güzel. Çok memnunum, rahatım, kafam dinç. Bazı işte Belçika siyasetini takip ediyorum, gülüyorum. Gıdığıma geliyor bazı şeyleri okudukça. Hele hele bazı bizim Türk kökenli siyasetçiler, politikacılar aynı şeyi yaptıklarımı senaryolar böyle. Alıştık ya böyle. Evet, evet. Çok komik geliyor. Gene zaaflar geliyor belediyeler böyle işte pudra çıkıyor falan.
Yutmayız artık bunlar yani ama işte insanları yutturmaya çalışıyorlar. Alıştınız mı Türkiye'de? Türkiye'deki restoranlarda domuz eti yerler ama camilerin safta namaz kırarlar. Komik bir durum. Gülüyorum yani açıkçası. Türkiye'de şu anda ticarettesiniz. Ticaret, buradaki ticarette oranın arası yani vatandaşlara Türkiye'ye gidin ticaret yapın deme şansınız var mı böyle? Şimdi buradaki vatandaşların elbet kendi köken ülkelerine faydalı, yararlı olmanı her zaman isterim. Tabii. Ama Türkiye mantalitesiyle bura mantalitesine dağlar kadar fark var. Ticari mantalite. Sağlam şey olması lazım. Nasıl anlatayım? Altyapısı olması lazım. Altyapısı olması lazım ki orada ayakta durabilmeleri evet. için. Ben şu an iyi gidiyor ben ikisi. Ben memnunum. Fazla da kafamı yormuyorum artık. Yani geri tekrar dünya yapacak halim yok. Önceki Kesinlikle. Azmim de kalmadı. Evet. Benim bütün azmim buradaki Belçika'daydı. Burada Türk evet. topunu bir yere getirmek azmi vardı. Elimden geleni yaptım. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Sonuçta baktım ki bu iş yalnız olmuyor. Kadrolaşmada insanlar pek benim perspektifimde olmadığı için elimi çektim açıkçası. Şimdi evet. seyrediyorum. Hani rahmetli Gerbakan dedi ya, onlar tiyatro oynasın, biz kahvemi içeriz. Evet. Ben şimdi kahve içeyim, onların tiyatrosunu seyrediyorum. Ama yine de boş durmuyor maşallah. Yine güzel bir şey geldin. Elin dolu dolu evet, geldin. Asıl, vatandaşa esas asıl konumuz bu yani. Bunu söylediğim bir... konu farklı bir konu. Evet. Halka yine vatandaşlara yardımcı olmak bahanesiyle. Senin hep işin o zaten. Halkın adamı şimdi, dediğimiz bu. Yani güzel bir şey getirmişsin. Sen açıkla istersen. Şimdi Argo Hoca deniyor ya, köpek ciğer dayanmıyor deniyor ya. Yani evet, buradaki evet, vatandaşın evet. durumunu görünce yine köpek ciğer dayanmadı. Şöyle bir şey yaşadım. 15 Aralık'ta Türkiye'ye giderken Brüksel-Eskişehir hattında problem oldu uçakta. Evet. Uçak Avusturya havali şeyinden sahasından geri dönüş yaptı. Burada bekle falan derken yani bizim 3 saatlik yolculuk 8 saati buldu. Tabii bunu ben kritik yaptım çünkü o yolculuk esnasındaki şirketin çok ciddiyetsizliğini gördüm. Evet. Yani elinden geleni yaptı, işte uçak, ek uçak falan ayarladılar ama sonuçta yolcular bazı şeyde mağdur oldu. Evet. Ona karşılık cevap verince ben kritik yaptım. Sağ olsun benim kritik binlerce kişi tarafından okundu. Evet. Ve Hollanda'dan bir tane kurum bana kontak kurdu. Cadis Bey dedi, yaşadıklarınızda haberiniz var. Bu yolculara biz tazminat talep ederlerse karşılık verebiliriz diyerek bana böyle bir yazı gönderdi. Ben de dedim ne gerekecek dedim. İşte belli bilgiler istedi, yolladım. Hiç umut olmadan yolladım ve dedikleri gibi sözünde durdular. 4 hafta sonra benim yolculuk tazminatım ödendi. Sizin özür dilerim. Biletiniz tek yön müydü? Tek yönüydü. Peki kaç paralık bir biletti? Ben 150 euroya aldım bileti. 150 euro. 275 euro bana geri tazminat ödendi. Yaklaşık olarak %100'ünü karşılar şekilde bir tazminatıyla anladığım kadarıyla 400 euroluk tazminat hakkım olmuş. Evet. Bunun 125 eurosunu artı kuruma geçmiş. Gerisini bana yedirttiler ama güzel. Sonuçta bir netice oldu. Evet, evet. Hoşuma gitti çalışma ve kontak kurdum. Ya dedim bunu Belçika'da fazla kişi bilmiyor. Doğru. Bunu duyuralım insanlara. Dedi o zaman dedi bizim dedi ofisimizi ziyaret edin dedi. Görüşelim dedi. Okey dedim. Vardım ben. Benim niyetim onların ne derece ciddi olduğunu görmek istedim. Ve dediğim gibi çok ciddiyetini gördüm. Neye dayanarak bunu yapıyorlar? Montreal'da 2004'te uluslararası uçak şirketleri üzerine bir yolcu mağduriyeti kanununa imzalanmış. Yani Belçika'da imzalanmış. Belçika'da bunu. İmzalanmış. Evet. Bütün ülkeler imzalamış. Ülke, uluslararası. Evet. Evet. Türkiye'de var bunun içinde. Çok güzel. Bu imzala bu sefer Avrupa Birliği'nde yürürlüğe geçmiş. Tamam. Yürürlüğe geçmek için kurumsal bir durum olması gerekiyor. Hı hı. Hollanda'da da iki tane Türk kökenli bayan, hı hı. üniversiteli bu kanunu yararlanarak belli bir kurumsallaşmaya gitmişler. Bu bayanlar tabii bir hukuk bürosu da hukuk bayanı. Danışmanları, evet, avukatları, evet. her şeyini ayarlamışlar. Evet, gittim gördüm, evet. ziyaret Çok ettim. Güzel. Çok güzel. Dedi ki Halis Bey dedi siz bunu Belçika'da yansıtın dediler bana. Çünkü Belçika çok zayıf bu konuda dediler. Evet. Tabii onlar onu dedi ben güldüm yani. Belçika'nın ne olduğunu bildiğim için evet. işte durmadan zayıflığımızı evet. anlatıyoruz. Yani evet. lay lay lom politikacıları, lay lay lom sivil tepkileri. Evet. Durum ortada yani Belçika'nın. Evet, evet, evet. Ve bunu işte dediğimiz gibi köpekçiye dayanmadı, kabul etti. Ve benimle gelen uçaktaki bütün arkadaşlar hepsini buldum. Yani aynı uçuşta beraber güzergaha giden
aradım, telefon ediyorum, arkadaşım evet. diyorum, senin diyorum böyle hakkın var diyorum. Olamaz diyor. Şimdi bazı bizim insanlarımız hani saf, evet. niyetli ya, evet. ya başımıza geldi Allah kerimdir, sağ selim vardık ya diyor, böyle kapatıyor dosyayı. Evet. Bazıları da hırçın, ben evet. diyor tamam gideceğim falan yapalım. Diyor. Dedim ben nezaketen bu işi üstlendim. Evet. Bana işte pasaport kopisini. Resminiz, bilet resminiz, bir de hesap numarası gönderin, ben gereken işlemi yapayım. 4 hafta sonra sizin paranız gelecek. Tamam, ne güzel. Uçağın %80'i kabul etti. Ve güzel bir gelişme. Hukuk biraz dedi ki, geçmişe dayanarak bir seneye kadar gidebiliriz dedi. Yani bir yıl içinde bu kadar mağdur olan insanların dosyalarını hepsini takip eder biz dediler. Yani bu Avrupa'da uçuş yapan tüm uçaklar, uluslararası, bütün dünya. Ama diyelim ki uçağın menşei Avrupa'nın dışında. Ama Avrupa'ya uçuş yapıyor, izin almış. Avrupa fark değil. Fark etmiyor. Bunu Hindistan Hava Yolları Avusturya'ya gidiyor. He. Atıyorum uçak 8 saat yolculuk yapacaksa problem oluyor. 4 saat gecikiyor. Evet. Oradaki o uçaktaki yolcular direkt talep edebilirler. Yetmiyor Brüksel, Fas. Evet. Yetmiyor Cezayir. Hacılarımız. Evet. Mekke'ye giden hacılarımız. Evet. Yolda mağdur olursa direkt zaman talep edebilir. İstanbul'da her zaman mağdurlar zaten biliyorsun. Aynen işte. Yani bir de Brüksel kafilesi çok olduğundan. Çünkü İstanbul'da o Montreal anlaşması uluslararası bir evet. anlaşma ve bütün hava kurumu şirketlerin hepsinin anlaşma konvansiyonuna girdikleri gerçek. Evet. Dolayısıyla hepsi bu yasaya, bu kanuna göre müdahil olacaklar. Tamam. Buradan seslenelim. Tüm Avrupa'daki vatandaşlar... Ben Belçika ile ilgilendiğim için... Belçika ilgileniyorsunuz. Yani Belçika'da son bir yıl içinde evet. 4 saati aşkın mağdur olan insanlar varsa beni bulsunlar. Peki sizi nasıl bulacaklar? İsmim Facebook'a yazsınlar. Facebook'a Ali Skök'ten de direkt çıkarlar. Sıkıntı yok. Messenger'dan falan ulaşabilirler size. Numara zaten benim dolaşıyor her yerde. Evet, ulaşabilirler. Evet. Durumlarını bana izah edebilirler. Evet. Ben gereken dosyayı biriktirir, yollarım. Sıkıntı yok. Tamam. Bunu ben niye yapıyorum? En azından her sene bir kritik noktamız var. İşte Türk Hava Yolları bileti pahalıya satıyor, işte milleti soyuyor, suvana çeviriyor, monopolu birine verdiler falan, her yere duyuruyor. Evet. Ya yani ben en azından bir yaralarına parmak melhem olabilmem için bu metodu el aldım. Asıl objektiflerden birisi maksimum dosya geldiğinde ben bir kurumla masaya oturduğumda bu maksimum dosya ağırlık basacağını hissediyorum. Ve o zaman alternatif hava yollarını da düşünmemiz gerekir. Ha, şimdi mesela atıyorum siz. JETER var. Bu JETER? Buradaki 10-15 tane Türk ajantası birleşmişler. Uçağı kiralamışlar. Evet. Yani ne kadar sağlıklı. Yarın JETER ben bunu istemiyorum dedi mi? Bitti. Suya evet, düştü. Doğru. Şimdi başka şirketler var. Onlara da bu durumu izah etmek için belli bir geçmişimiz olması lazım, belli bir tecrübemiz olması lazım. Şimdi olayı sadece biznes kafasıyla bakmamız lazım. Evet. Olayın bir geri dönüşüm olması lazım. Mesela JETER'in uçağındaki servis, çok evet. basit bir olay. Brüksel Eskişehir hattı kimin hattı? Genelde Anadolu insanların hattı. Doğru. %90'ı yaşlı insanlar. Evet. Uçakta rötar oldu, yiyecek var mı? Yok. Soruyoruz hostese, ne var? Sandviç var, ne var? Jambon, donuzlu. Müşterinin %90'ı Müslüman. Yani bunu düşünemediniz mi? Bizim ajantalar bu hassasiyeti düşünemediler mi? Düşünmesi gerekirdi. JETER'i demesi lazım. Bak bu hatta yolcuların hassasiyeti bunlar. Ya en azından bunu bari söyleyin ya. Bu da yok. Ben gel nasıl sitem etmeyeyim? Doğru söylüyorsunuz. Bir aile, evet. küçük çocuk. Evet. Brüksel, Eskişehir 3 saat, 3,5 saat. Ama çocuğa bir tane mama yapmış. Evet. Uçak geri döndü. Mamayı nereden bulacak? Çocuk bağırıyor, acıktı. Öteki çocuklar şey diyor. Yaşlı insanlar sitem ediyor. Sen bir yıllarca ağzını açtın. Ben ajantayım, 30 senem oldu, satıyorum bileti diyorum. Ya kardeşim, sadece sen para mı kazanacaksın? Bir de hizmet ver ya. Doğru söylüyorum. Kimse sana para kazanma karşı değil sektör, ki. Zaten sektör hizmet amaçlı. Kimse senin bilet sektör. Paranı pazarlık yapmıyor ki. Takır veriyor paranı, evet, alıyorsun. Evet, evet. Bir de karşılığı gelsin. Yetmiyormuş gibi mağdur olan insanlara bile yol göstersene ya. İşte bak bu kurumdan sen tazminat al. O da yok. Evet. Ne oluyor? Eskökten kafa yoracak. Bu kadar basit.
Ne güzel ama. Ya. Yani güzel bir şey. Onlar da işteyse kendilerine çeki düzen verir bu şekilde. Yani burada da bu varmış deyip gösterdiklerinde o zaman tedbirimizi alalım diyecekler. Aynen. İşteyse daha disiplinli bir çalışma. Ciddiyet çok önemli. Önemli. Çok haklısın. Yani olay sadece işte bu kadar potansiyel var. Ben ne kadar tokatlarsam, ne kadar kar yaparsam olay gitme kardeşim. Evet. Biraz da servis yap ya. Kesinlikle. Biraz da hizmetin olsun ya. Doğru doğru. Katılıyorum. Zaten hele bu... hele ben şunu her zaman söyledim. Eskişehir, Brüksel hattı evet. Kış sezonunda hep yaşlı insanlarımız geliyor. Yani birinci nesil. Evet. Ya bunlara bir ahde vefa olsun ya. Yolculukları böyle güzel olsun bunların ya. Yolda kepaz olmasınlar ya. Uçakta en azından bir yiyeceklerini verin ya. En azından ne bileyim ben bir şey yapın ya. Soruyorsun sandviç, jambon kaç para? 15 euro. Yani bize verdiklerini biliyor musun? 45 gram waffle. Evet. Ya Coca, ya Fanta, ya da su tercih. Tek bu. Yani 6 saatlik verdikleri tek bu yani. Düşün yani Yavuz Bey. Bir kahve istiyorsun 3 euro. Bir şeker istiyorum 5 euro. Bir sandviç istiyorum 15 euro. Ya kusura bakma ya. Hep paraya dayalı. Yani. Yani biraz olsun ucuz oradan telafi bilet ucuzladı diye vatandaş oraya biniyor ama bir süre de karşı taraftan böyle işte ekstraları oluyor. Mesela insanları böyle yönlendirme olayı var ya. Evet evet. Evet. Uçakta satış yapıyorlar. Hı-hı. Parfüm, evet. Sigara, alkol. Başka evet. Bir şey yok. Hı-hı. Ya kardeşim insanlar... Zaten işçilerin oradaki yolcunun %90'ı yaşlı. Alkol mi alacak? Yani. Başka bir alternatif yok mu ya? Evet, evet. Anlıyor musun? Anladım. Hep böyle maalesef böyle insanları algılama, yönlendirme. Yani bazı şeylere dur dememiz lazım. Onun için ben bu işi çok ciddi bir şekilde ele aldım. İnşallah. Onun için Belçika genelindeki bütün vatandaşlarımı duyuyorum. Mağduriyet olursa beni bulsunlar. Dosyaları yönlendirelim. Keşke İnsanlar bir mail adresi falan olsa. Halis40@gmail.com Halis. Kökten at et gmail.com 032 460 97 36 38 numaradan ulaşabilirsiniz. Tamam. Vatandaşlarımız inşallah kaydetmişlerdir. İnşallah. Değerli seyircilerimiz. Buradan da uçak mağduru olan biletlerini bir yıl geriye gidebiliyor. Aynen. Gecikmeli olanlar bakın geri alımı ve tazminatıyla birlikte geri alımı aynen. Mümkün. Bunu es geçmemek lazım. Vatandaş hakkını her yerde araması lazım diyoruz. Halis kardeş böyle bir görevi yeniden üstlendiği için her ne kadar da artık ben bir şeyden elimi çektim dese de yine de dediği gibi Halis kardeşimin yüreği farklı, hizmet adamıdır. Belçika'da, Brüksel'de hakikaten her yere koşturan, vatandaşın her derdine hep yanında olan, onu sonucuna kadar götürebilen bir kardeşim. Hiçbir şey karşılık beklemeden çok kişinin işini yapmıştır, şahitliğim vardır. Bundan dolayı yine de kendisi böyle bir şeye atılmış, başarılarının devamını diliyorum. Allah İnşallah. Sağlık, uzun ömür versin. İnşallah aramızda uzun uzun böyle... Halk adamı olarak da, gönül adamı olarak da devam etsin görevine diyorum. İnşallah. Son sözlerini alayım kardeşim. Bizim de tekrar burada Aktif TV olarak da değerlendirmelerini vatandaşlarımıza bildirirsen son söz olarak İnşallah. Programı kapatmak istiyorum izninle. Sağ olun. Yani ben dedim baştan dedim ki Aktif TV'yi tebrik ediyorum. Böyle bir sosyal alanda hizmet veriyorsunuz. Sonuçta siz de bir görev misyondasınız. Mühim olan burada toplumun bir seviyesi artmak, itibar kazanmak. Evet. Belçika'da parmakla gösteren bir toplum olmamız gerekir. Bu Kesinlikle. Potansiyelimiz de var. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Türk insanına her zaman inandım ben. Yeter ki sen o Türk insanına motivasyonu vermeyi bil. Önünü kesme. Siyaset yapacaksan sorumlu siyasetçi ol. Yol göstereceksen bilinçli yol göster ki bu toplumda belli bir yere varsın. Ben her zaman bunu pozitif görüyorum. Evet. Az önce eğitim konusundan işte bir şeyler söylemeye çalıştık. Eğitimin ne kadar önemli olduğu yine altını vurgulamak lazım. Çünkü bilinçli toplum her zaman istikbalini garantileyen bir toplum olduğuna inanıyorum. Yeter ki bilinçli olalım. Batının göbeğindeyiz, merkezindeyiz.
Brüksel'in veyahut da Belçika'nın kurumunun hassasiyetini çok iyi bilmemiz lazım. Bunu kendimize yönelik, toplumumuza yönelik ve Belçikalılarda normal vatandaş sorumluluğu hissetme algılamasıyla bu perspektifte yürümemiz gerekir. Sonuçta kendimize yararlı olalım, çevremize yararlı olalım. Bu yararlı olan insanlar çevremizde ırk, din falan fark etmezin. Kesinlikle. Hepsine eşit bir şekilde yaklaşım olmamız lazım. Ben isterim ki Aktif TV'ye artık Belçikalı konukların çoğalması gerekir. En azından onlar da sizi algılaması. Yakın bu, tarihte inşallah alacağız. Evet, bu konuya da ağırlık verin. Daha alacağız, çok, alacağız. Daha çok sıraya. Biz onun da farkındayız. İnşallah. Çünkü artık Belçikalılar da bizi izlemeye başlıyor, takip ediyor özellikle. Tabii tabii. DH grubundaki gazeteci arkadaşlar özellikle bunu önerdiler. Hı hı. Biz onlara da kontaktayız. Güzel bir şey. RTL'in alt grubunda çalışan televizyoncu arkadaşlar var. Onlarla da istişare ediyoruz. Tabii tabii, bunlar önemli şeyler. İnşallah yani yakın tarihte de Suat kardeşimle onlarla bir araya geleceğiz tekrar. Aynen. Yeni yeni değişik karşılıklı program nasıl yaparız, ne ederiz diye onlarla istişare edeceğiz. Aynen. Olayı profesyonelce yürütmek, kesinlikle, bilinçli yürütmek, kesinlikle, ve kesinlikle, yani yaşadığımız ülkenin gerçek durumunu yaşayarak gitmek lazım. Evet. Yani az önce size söyledim, ben kafalar Ankara'da olmasın, kafalar Brüksel'e yönelsin. Biz buradayız. Yani, şunu bu çok artık önemli. Seçim şöyle bir şey. Ben Türk milleti olarak bir şeye takıntılı yapıyoruz. Biz seçim oluyor Türkiye'de. O seçime hala odaklı olarak yaşanıyor. Burada seçim oluyor, bir gün oy verdi miydi herkes yine aynı. Ama artık renkleri iyice ayrıştılar. O da bizim buradaki bir avuç insanı böyle parçala, deminki dediğin gibi parçalar duruma. En iyi dostundan, kardeşinden, arkadaşından bile ayrışmaya getirdiler. Doğru, maalesef. Şimdi bundan dolayı ben artık bunu çok da şey görmüyorum ama elimizden geldiği kadar biz şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Her ne kadar bizi şöyle veya bir yerlere koysalar da biz ona aşmanın derdindeyiz. Aynen, tamam mı? Biz Türkiye nasıl Osmanlı zamanında bütün mozaikleriyle bugüne kadar gelmişse, biz de onların devamı olarak da, bir nesil olarak da biz burada aynı mozaiği aynı insanlarla, aynı kültürle devam ettirmek zorundayız diyoruz. Biz, siyaset bizi bölmemeli. Aynen. Diye. Ben bunu her zaman şöyle söyledim siyasi kariyeri boyunca. Çoğulculuktaki farklılığın bir büyük zenginlik olduğunu bilmemiz gerek. Kesinlikle. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bu çok önemli. Bizim de hele hele Türk milletinin genel olarak tarihsel, inançsal, kültürel, evet, zenginlikleri dünyada fazla eşi yok. Değeri yok. Eşi değeri yok. Bugün iki haftadır mesela biliyorsunuz Kapadokya, yani sahil bölgesinden sonra en çok turizm çeken bir yer. Evet. Şimdi Göreme müzeleri UNESCO'nun korumasında olan bir yere, hı, bu son alınan karardan istinaden kaçak yapılara izin veriliyor falan diyerekten, hı hı, bir yapılanma oluşturuldu. Hı, güler misin, beton iki şeyin peri bacasının arasına betondan yığın yapmış. Yani ben o yörenin insanı olduğum için utandım. Samimi söylüyorum. Herhalde niye? Yıkım geldi oraya galiba. Yıkım geldi. O da Cumhurbaşkanımıza kadar intikal etti de ondan, hı, sonra yıkım geldi. Ya şimdi bu bakın, en son bariz, bu sırada. Şimdi ama adam kendisi, oranın binayı yapan adam utanmadan demeç veriyor. Canlı yayında bir de demeç veriyor. Diyor ki, ya diyor, burasının yapımı Türkiye diyor Irak'la savaştaysa, pardon Suriye'yle savaşta neyse, bizim buradaki diyor yapımız da aynı değerdedir. Ya şimdi mantık alıyor mu böyle bir şey? Abi beyin gözünü seveyim ya. Beyin donuyor. Zaten şeyi mahvettiler bak, Karadeniz bölgesine. Kesinlikle. Bu imar yapıla afı var ya. Evet. Ondan bahane olarak orayı mahvettiler. İstanbul'da Arabistan'a verdiler. Yani görüyorum tabloyu. Güler, evet, misin, ağlar mısın? Evet. Yani bazı yerde devlet otoritesi nerede diye soru soruyorum kendi kendime. Aynısını ben, evet, de diyorum. Yani bu soru bizim soruyor. Şimdi bakın, yani Göreme gibi yere böyle bir yani bak, turizm bölgesinde normal sahillerde veya dışarıda başka kentlerde belediyeden ruhsatını alırsın, imarlıdır. Yer çet raporunu alırsın, aynen, inşaatına başlarsın.
Bizde ayrıntı var. Şimdi oraya alman için anıtlar kurulu ilk önce orayı tespit edecek. Burası tarihi bölge mi? Sen nereye ne yapacaksın? Doğayı bozuyor mu değil mi? Şimdi buradan anıtlar kurulu denen bir kurul Nevşehir bölgesinde görmemiş. Belediyenin zabıtası görmemiş. Belediyenin belediye başkanı görmemiş. Yavuz abi. Abi vatandaş da görmemiş. Beton dikilmiş. Sonra kimin gözüne takıldıysa. Yavuz abi daha geçen hafta 30'a yakın vatandaş öldü. Evet. Kartal'daki bina. Evet. 4 kat ruhsat. 4 katı resmi. Evet. 14 katı kaçak. Şimdi güler misin ağlar mısın? Ne diyelim abi? Şimdi bazı hükümeti de eleştirmemiz lazım açıkçası. Senin denetmen yok mu? Senin ne bileyim ben belediyede abi, mi? Abi denetleme yok Türkiye'de. Şimdi mesela yani tanzim satışları çıktı. Siyasetini bak, şimdi tanzim satışları oraya çıktı. Girmesek iyi bak, olacak. Ben yani samimi söylüyorum. Siyasetçi olarak biraz yok, serbestim. Girmeyelim. İş Türkiye'yi buraya katmayalım yani, abi. Tanzim iş cihazından çıkacak yani, şimdi. Hükümet esnafının savaşı herkes diyor. Herkes yerinde yaşasın. Biz artık Belçika'dayız. Belçika'nın siyasetiyle uğraşalım. Yani örnek veriyorum. Evet yani kötü bir durum. Oradaki gelin. Hepsi de kötü bir durum. Yani sonuç olarak evet. Dediğimiz gibi biz derdimiz buradaki birinci sınıf vatandaş seviyesine nasıl erişebiliriz? Bunun yollarını nasıl tespit edebiliriz? Buradaki insanlarımızın, gelecek nesillerimizin daha ehemmiyetli, daha sorumlu bir insan olup itibarlı bu kuruma gelmesinin mücadele verilmesi lazım. İnşallah. Bu mücadele de her organlara dayanıyor. Kesinlikle. Siyasetinden, ekonomisinden, iktisadından, akademisinden buradaki bulunan arkadaşlarımız meseleleri iyi kavraması, sorumluluğu iyi alması lazım. İnşallah. Onun için de aktif TV'ye düşen basın organı, aktif TV'ye düşen görevde ağır olduğunun farkında olmamız lazım. Ama siz bu mücadele veriyorsunuz. Başta söyledim. Biz sonuna kadar götüreceğiz aynen, inşallah. Bu konuda tebrik ediyorum. Buradan devlete uzantılı olan STK'ları da davet ediyoruz tekrar İnşallah. Buradan. Gelsinler kendilerini ifade etsinler. Burada halkla iç içe olalım. Her iki kanaldan da bütün hangi uçta olursa olsun hepsi de gelsinler burada aynen. Halka. Burada birleşelim kardeşim. Ayrıştırmanın zaten, ötesinde işin özü yani lobicilik çalışması diyorlar. Can alıcı noktasından lobicilik birisi. Nerede nasıl olacak bak, lobicilik işin, söyler misin işin bana? İşin can alıcı noktalarından birisi de Belçikalı otoriteler bizim Türkiye'nin, Türk toplumun yani yaşadığı bağrındaki bağrındırdığı Türk toplumun hassasiyetlerine karşı çok zıt tavırlar alıyor. O zıt tavır alınmasının sebepleri de bu toplum burada ruh halinde yaşıyor. Evet. PKK. Kesinlikle. FETÖ'cüler. Evet. Hepsi Belçika'da kol gezdiriyor. Buradaki toplum bu meselelere hakim olsa bunlar buraya gelebilir miydi? Kesinlikle. Yani bunlar iyi. Yani bilmiyor. Bizim lobimiz olmuş olsaydı bunlar zaten burada aynen. Adım atma şansı yoktu. Aynen. Bu kadar yani da, kimisi lobiciliği ters anlıyor. Belçika'ya karşı falan sanıyor evet, ama evet. Lobicilik kendini ifade etmedir. Sorumlu vatandaşlık. Evet. Yaşadığı ülkede sorumlu vatandaş olmak. Evet. Belçika'nın sıkıntısını paylaşabiliyor musun? Evet. Hazmedebiliyor musun? Evet. Yaşayabiliyor musun? Sonuçta kişinin ülkesi doyduğu ülke. Kesinlikle katılıyorum. Ama bizim kafamız hep doğduğumuz ülke var hep. Evet. Biraz da doyduğumuz ülkeye doğru yönelim. İnşallah diyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi şeylerin olmasını nasip. Dilek ve temenni ediyoruz. İnşallah. Katıldığın için programımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık değerli kardeşim. Tamam. Çok kıymetli seyircilerimiz, Aktif TV'nin tüm Avrupa'daki seyircileri. Bir kez daha başarı hikayelerinin sonuna geldik. Bize bu programa katkıda bulunmak için istek ve arzularınızı, eleştirilerinizi mesajla da olsa veya sosyal medyada da olsa bizlere bildirirseniz, katılırsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz bize katlandığınız için. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Aktif TV'de kalın. Görüşmek üzere.